Merhabalar. Yoğurt yaptığımızda beklentimiz yoğurdun böyle kıvamlı olması, taş gibi olması, lezzetinin de yerinde olması. Hatta yoğurdu yaptığımızda ters çevirdiğimizde bu şekilde durabiliyorsa bu yoğurt bizim için çok kıymetlidir. Peki yoğurdumuz eğer şu üst resimdeki gibi uzuyorsa, sünmüşse buna yol açan şey tam olarak nedir? Neden yoğurdunuz böyle uzuyor? Hatta belki çoğu zaman böyle oluyor ama bir süre sonra bu halde olabiliyor. Burada ilk baktığımızda kusur sanki sütteymiş gibi olsa da aslında burada bu değişime yol açan şey mayadır. Esas suçlu mayadır. Mayanın enfekte olmasıdır. Ve bu yoğurtta bir kusurdur aslında. Ve sünmeye yol açan şey bir takım bakterilerdir. Burada sünme nedir dersek, sünme aslında mikrofloranın mayadaki bakterileri enfekte ederek onları tahrip eden, onları öldüren virüslerdir demektir. Yani buna biz bakteriyofaj demekteyiz. Bu yol açabilmektedir. Bakteriyofaj fazlalaştıkça da zamanla sizin yoğurdunuzda bu tip sünme, uzama oluşabilmektedir. Bir diğer sebeplerden bir tanesi de yoğurdu biz aslında normalde 43-45 derece sıcaklığında mayalamamız en ideali olan odur. Yani o sıcaklık termometreyle ve termometreniz yoksa bilemezsiniz ama bir serçe parmak batırdığınızda 7'ye 8'e kadar sayabildiğiniz sıcaklık sizin aslında mayalamaya uygun sıcaklığınız demektir. Eğer siz yoğurdunuzu 35-40 derece aralığında yani ılığa yakın, ılığın biraz üstü mayalarsanız o zaman da sünmeyle karşılaşabiliyorsunuz. 50 derecenin üzerindeki mayalamalarda zaten bakterileri öldürebiliyorsunuz. Bakteriler oldukça hassas yoğurt bakterileri. Buna da dikkat. O yüzden ideal olan 43-45 derece arasında doğru sıcaklıkta mayalama yapmaktır. Tabii bir de süt kusurlu değildir dedik ama şimdi eğer sütünüz antibiyotikli bir sütse ne olursa olsun siz antibiyotikli bir sütle zaten yoğurt yapamazsınız. Yoğurtlaşma olmaz. O zaman süt kusurludur diyebiliriz. Eğer yeni doğum yapmış bir hayvanın sütünü kullanmışsanız onda da yoğurtlaşma olmayabiliyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Hijyen çok önemli yoğurt yapımında. Tüm fermente gıdaların yapılmasında hijyen çok önemli. Bir takım ihmaller buna yol açabiliyor. Eğer sünen yoğurdun tadına baktığınızda tadı yavansa veya bu hiç yoğurt değil, yoğurda benzemiyor diyorsanız zaten o yoğurt bakteriyofaj dediğimiz bakterileri enfekte eden virüsler tarafından bozulmuş demektir. Sünmüş, uzamış demektir. Böyle yoğurtları tüketmemenizde fayda vardır. Ve bu tarz durumla karşılaşmaya başladıysanız artık yoğurt mayanızı da yenilemenizde fayda var. Yoğurdun üzerinde bazen böyle nokta nokta pembeler görürsünüz. Pembe lezyonlar görürsünüz. Bunlar da artık mayanızı değiştirmeniz gerektiğine bir işarettir. Ve normalde yoğurdu yaptığınızda bir süre hemen ekşimeyebilir. Bu normal bir durum. Ama siz yoğurdu yaptınız, ertesi gün ekşimi oldu. Eskiden olmuyordu. Eskiden atıyorum bir haftada ekşiyen bir yoğurt artık bir günde, iki günde hemen ekşir hale geliyorsa artık mayaları değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Sünmenin görülmesinin başta nedenleri kısaca tekrar özetlersem hijyen çok önemli. Hijyene çok dikkat edeceğiz, mayayı koruyacağız. Uzun süreli aynı mayayı kullanmak veya kalitesiz mayanın kullanılması da buna yol açabiliyor. Ve en önemlisi de soğuk mayalama yani 35-40 derece aralığında mayalama yapmayacağız. Bu hususlara dikkat edersek yoğurdumuz hem güzel olur hem de ömrü uzun olur.